Hocam 28 Şubat'ta bir postmodern darbesi oldu ve ülkemiz karıştı. Siz tabii o zamanları daha iyi bilirsiniz bizden en azından. Yapılan bu saldırılar karşısındaki düşünceleriniz nelerdir hocam? Ve o zamanında yapılmaya çalışılanlar günümüzde hayata geçti mi hocam? Şimdi evvela bütün seyircilerimize selam ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Türkiye'mizde devamlı Müslümanlar üzerine bir baskı kurulma sistemi her zaman olmuştur yani. Özellikle her 10 yılda bir idi, sonra 20 yıla çıkartıldı. Böyle bu şekilde gerçekten Türkiye'de İslami faaliyetlerin durdurulması için bu mücadeleyi her zaman ne yaptılar? Verdiler yani. Proje çizdiler. Müslümanları olumsuz olarak göstermeye çalışarak, bazı kendi adamlarını yetiştirerek, kendi adamların yapmış olduğu olumsuzlukları cemaatlere, tarikatlara, Müslümanlara yansıtarak, vurarak bu sefer ne yaptılar? Hep Müslümanların üzerine gitmeye çalıştılar. Bunu yıllarca uyguladılar. Başörtüsünü de aynı şekilde yaptılar. Kıyafet sorununu da aynı şekilde yaptılar. Müslümanların gelişmesiyle alakalı her türlü mücadeleyi ne yaptılar? Gelişmesinler diye elinden geleni yaptılar yani Türkiye'de. Çünkü dünya üzerinde şöyle bir durum var. Bunu herkes kabul ediyor. Herkes şunu kabul ediyor. Hilafet nereden yıkıldıysa oradan kalkar. Türkiye'den yıkıldı. Türkiye'de en son Türkiye'de kaldığı için tekrar Türkiye'de ne yapar? Kalkar. Doğru mu? Doğru. Bu söz. Doğru, çok doğru bir söz. Bir de şöyle bir durum var, onu da bilmek lazım. Bunu normalde haçta, ümrede çok görürsünüz. Gidin mesela hacca, ümre. Ben bu konuda da meraklıyımdır yani. Bütün Müslüman kardeşlerinizle görüşün. Hepsi çok kıymetli, çok değerli. Müslüman ülkelerin insanlarından bahsediyorum. Müslümanların kendilerinden bahsediyorum. Liderlerinden bahsetmiyorum. Müslüman ülkenin halklarından bahsediyorum. Hepsi gerçekten. Mesela bir Yemenli'ye git mesela. Misal diyorum ya. Veya İngiltere'den gelmiş Müslüman kardeşlerine gitti yani. Nereden gelirse bakarsın gerçekten hepsi hoş, tatlı, kibar. Ama her birinin kafasında şu vardır yani. Mağripli ile de konuştu aynıdır. Suudlu ile de Müslüman kardeşlerimizden bahsediyorum. Müslümanların kendisinden bahsediyorum ben. Halktan bahsediyorum. Mısırlı ile konuştu aynıdır. Hepsinin beklentisi Osmanlı Türkiye'de ne yapılmıştır? Türkiye'den var olması hasebiyle her biri yine bekliyor ki Türkiye ayağa kalkacak. Dünya Müslümanlar ayağa kalkacak. Türkiye ayağa kalkacak. Bunu gerçekten bu şekilde bütün halklar ne yapar? Kabul eder ve bekler yani. Hatta biliyorsunuz bir ara bu hükümet zamanında, ilk zamanlarında bir belli hareketler yapıldığı takdirde ne yapıldı? Dünya üstündeki bütün Müslümanlar hakikaten bir umut bağladı yani. Ama baktılar ki siyasette bu iş olmuyormuş. Daha sonra herkes görmüş oldu. Ama netice itibariyle öyle bir duygu var yani. O yüzden bunu bilen kafir. Sen nasıl Müslümanlar bunu böyle biliyorsa aynı şekilde Yahudiler de Hristiyanlar da kafirler de bunu böyle bildiğinden dolayı bu sefer Türkiye üzerinde her türlü oyun oynanıyor yani. Bakın şu anda Rusya-Ukrayna savaşı var mesela gibi gözüküyor. Bana göre anlaşmalı. Ukrayna ile anlaşmalı olması bile Amerika ile anlaşmalıdır yani kesinlikle yani. Aslında burada bütün olay çok büyük olay. Türkiye'yi bu işin içine yapmak sokmaktır yani. İlla Türkiye buradan zarar görür. Çünkü Rusya ile karşı karşıya gelinmiş olsa kazanın olmaz. Çok ciddi bir şekilde iki taraf da zarar görür. Dünya Yahudilerinin memnuniyeti olur yani. Ama Türkiye gerçekten bu konuda şu anda çok duyarlı duruyor, dikkatli duruyor, şuurlu duruyor. Asla bu işe girmeyeceği gözüküyor inşallah. Yani bu şekilde uzak duruyor bu işten yani. Bizi içe çekmeye çalışıyor. Tabii ama netice itibariyle Türkiye'deki, tekrar ediyorum, Türkiye'deki bütün Müslümanların önünü kapatmak için de bu 28 Şubatlar ve bunu gibi işte 1980'li yıllarda bir şey darbeden, marbeden hepsi bunlar çeşitli şekilde ne yapmıştır? Ortaya konmuştur. Ve gerçekten de İslami faaliyetler biraz ne yapsın? Boy göstersin. Biraz çalışmaya yapsın. Hemen bir bakarsın orada durdurulması için elinden gelen her şeyi ne yaparlar? Ortaya koyarlar yani. O yüzden bu çalışma her zaman olmuştur. Yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar iman küfür mücadelesi hep ne yapmıştır? Devam etmiştir. Ama şunu bilsinler ki Allah'ın mütün mü nurihi ve levkireyel kafirun. Kafirler istemesi de Allah bunu ne yapacak? Tamamlayacak. Allah bu nuru tamamlayacak.
Bu idarecilik kabiliyeti Mevla Teala bize belki yer hazinesi vermedi, petrol vermedi, gaz vermedi, bilmem ne vermedi ama Mevla Teala'dan bu millete idarecilik kabiliyeti verdi. Hakikaten bu idarecilik kabiliyetiyle Mevla Teala tüm dünya Müslümanları ne yapabilir? İdare edebilir. Gerçekten böyle bir Mevla'nın ikramı var bize yani. Elhamdülillah. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden dolayı tekrar İslam'ın doğru Türkiye'den kalkar ve dünya Müslümanlarını kucaklar ve dünya üzerindeki bütün Müslümanlarla beraber de dünya Allah'ın nuruyla, yani Allah bu nuru bu şekilde ne yapar? Tamamlar inşallah. Niyetimiz bu. Biz mücadelemizi veririz. Olayı kim tamamlayacaktır? Allah tamamlayacaktır. Ama bu 28 Şubatlar veya bu darbelerin her biri de hep Müslümanlar üzerine yapılmış bir oyundur, hainliktir, zalimliktir, zulümdür. Ama o günkü şartlarda da tabii kendi adamlarını buluyorlar. Nasıl buluyorlar? Öyle adamlar yetiştiriyorlar ki bir bakıyorsun adam yani İslam'la alakası yok. İslam'la alakası yok yani. Dinle alakası yok. Ama adamı ne yapıyorlar? Sen söyle şeyh gibi gösteriyorlar. Bu sefer hadi bakalım. Şeyh gibi bir adamı gösterdiğin zaman bütün tarikatları ne yapmış oluyorlar? Bütün olumsuzluklar ortaya koyuyor. O yüzden dolayı tekrar ediyorum. Evet. O yüzden bunlar hep olmuştur. Hala olmaya devam eder. Hala fırsat bulsunlar. Bunu yine yaparlar. Hala fırsat buldukları her yerde Müslümanlara durmak için elinden geleni yapıyorlar. Hala fırsat bulduklarında mesela en basit bir olayda bile mesela geçenlerde bir tane genç kardeş ne yaptı? İntihar etti. Adam konuştuğu ifadeye baktığında, normal şartlarda baktığında hiçbir anormallik konuşmuyor. Aslında kendini normalde tıp fakültesinin ikinci sınıfına gittiğinde eğitimle alakalı bu şekilde sıkıntı çekiyordu. Ondan dolayı intihar etti. Ne konuşmuyor kimse. Direkt ne yapıyor? Cemaatlere, yurtlara, şunlara, bunlara hemen saldırı. Yani dertleri bunlar ne? İslam'da yani. O yüzden dolayı bu hep olmuştur, hep olacaktır. Ama inşallah Rabbim bundan sonra ne yapmayacaktır? Fırsat vermeyecektir. Vermedi, vermeyecektir inşallah. Bu saatten sonra. 15 Temmuz bunlardan biri derken hepsi bunların kendine ait bir oyunları yani. Tekrar ediyorum yani. Ne oyunları yani? Müslümanların gerçekten durdurulması için yapılan bir tezgah yani. Mesela en net özel baktığımız zaman deniyor ki mesela bir cemaat yaptığını. İncele cemaatle ne alakası var ki onların yani? Bir cemaat mı onlar yani? Ama sanki bir İslami cemaatmiş gibi gösterip ki biz yıllardan beri daha önce bunu ne yaptık? İfadelerini kullandık. İslami cemaat mi gösterip bütün cemaatleri bir anda ne yaptılar? Zan altında bıraktılar. Şimdi en ufak bir çalışmada mesela hemen bak oradan vuruyorlar yani. O yüzden yani bunlar istediği gibi ne yapıyor? Oynuyorlar. Allah bunlara bundan sonra fırsat vermeyecek inşallah diyoruz. Rabbim de Müslümanlara birlik beraberlik uyanış nasip etsin inşallah diyoruz. Dünya üzerinde, hatta şu anda Türkiye'nin üzerinde en büyük şu andaki istek şu olmalı. Gerçekten Allah'ın razı olduğu bir yönetimle beraber yönetilmesi lazım ki o zaman dünyamız, ahiretimiz kurtuluş olsun inşallah. Hocam, Rabbim ikram etsin. Bu mümkün mü hocam? Ülkemizde işte Allah'ın razı olduğu şekilde yönetim biçimi. İslam'ın gerçekçi olmanız... Gerçekçi olarak söylüyorum ben size. Bizim halkımızın, bakın şunu bilin yani, bizim halkımızın genelinde iman vardır. Üzleri tozlansa da. Şimdi biliyorsun kendin pişir kendin ye var değil mi? Evet. Gidiyorsun masaya oturduğunda o masanın üzerine geliyor bir adam, ne yapıyor? O üzerindeki tozu ne yapıyor? Kaldırıyor. Kaldırınca içeride ne çıkıyor? Kor çıkıyor. Bizim halkımızın da imanı böyledir. Üzeri belki ne yapılmıştır? Tozlanmıştır. Ama kesinlikle o imanı üflediğinde, üzerindeki tozu kaldırdığında içeriden iman hararetini göreceksiniz yani. Bunu aslında normalde her mücadele görüyoruz. İşte 15 Temmuz'da bu görüldü işte. Her türlü mücadele. Bugün Suriye konusunda, Afrin konusunda, İdlib konusunda bu ne yapalım görüldü yani. Yani böyle imani bir mücadele olduğu takdirde halkımızda bu iman fışkırmasını ne yapıyorsun görüyorsunuz yani. Haçlarda, ümrelerde çok ciddi şekilde görürsünüz yani. O yüzden dolayı bu üzeri tozlanmış bir durum var. Güzel bir rüzgar
Yani gerçekten hakiki bir rüzgar. Zaten şu anda millet şundan bıktı. Ne? Siyasi anlamda bu çekişmelerden bıktı. Siyasi anlamda bu germeden bıktı. Ama herkesin, her Müslümanın, her insanın şöyle kafasında bir yapı var. Ne? Tamam da nasıl olacak? Aslında güzel bir rüzgarla, Allah'ın yardımıyla beraber hakikaten bu işe gerçekten sahip çıkan çok güzel bir, güzide bir kadroyla beraber, kardeşlerle beraber hakikaten bir yürümüş olsa biiznillah adalet devrilecek. İslam'ın her tarafı tekrar sevgidir ama adalet devrilecek. Ne devrilecek? Adaletle, menfaatsiz yürünecek. Adalet devrilecek. Samimiyetle söylüyorum, şu anda Türkiye'de bu işe sahip çıkmayan kimse kalmaz. Hiçbir partili ayırmıyorum ben. Ama gerçekten önce adalet ortaya koyacak. Menfaat değil. Kesinlikle kendini düşünen değil, nefsini düşünen değil. Anladın mı? Güzel bir şey yakalansın. Samimiyetle söylüyorum ben size. Bak samimiyetle söylüyorum. Bir anda bir bakmışsın. Aa nasıl oldu ya dersin. Kendi kendine dersin. Nasıl oldu ya bu? O çaresiz diye düşündüğüm insanların hepsi bir anda çareyi bir gördüğünde bir bakacaksın. Hepsi rahatlayacak. Tabii. O yüzden dolayı kısa anlattım, çok anladınız. Yani güzel bir Allah'ın yardımı gelirse Allah ikram etsin. Onu çekecek, onu çekecek güzel bir ameller yakalarsak bak bir bakmışsın iş akıp gidiyor. İş akıp gider yani.